Hi everyone, merhaba. We are in Trabzon. Trabzon is the pearl of the Black Sea. With its location, blue and green natural structure, rich produce, rich and flavorful food, history, cultural assets, and lively, vivacious people. Trabzon is worth visiting every season. So let's begin. Trabzon city is along the Black Sea coast and about 1,000 kilometers far from Istanbul. After the morning prayer around 5 AM, we stopped for breakfast after 4 hours of drive close to Bolu city. We are in Ordu. Stopped to pray, and I had 2 ashures left at home, so I brought it with me, eating it here. We arrived in Akçaabat, the district of Trabzon, at around 5 PM. Akçaabat is also my husband's hometown. So before we went to the hotel where we will stay, we wanted to visit our family's elder aunt. They had already picked the hazelnuts before we arrived and were peeling from their shells. We are having a nice hearty breakfast with traditional dishes like kuymak and kaygana. Before we go down to the seaside, we take a walk in the streets of Orta Mahalle. So as you can see, they already picked up the hazelnuts, and first when you do, it looks like this. So they dry out, and then you take it out like this. There is also a machine do this. She said you can eat. I'm gonna try. It is still very fresh. It tastes different, more like a fruit, but delicious. Nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul'dan ama buralıyız eşim. Nereli? Akçaabat. Şimdi neredensin? Yani birbirlerine bakmak çok zor. Kızın olsun, gelin olsun, ne olursa olsun çok zor. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Beyim uçalardı, ben şarkı söylerdim. Öyle mi? Aa. Bize gelen gitmek istemedi. Nasıl evdir böyle? Burası mı yine? Hep burada mı? Babaya da evet. Buyurun oturalım. Ama bir uğrarız yine gitmeden İnşallah. Nasıl? Beylerzin değerini bilin. İnşallah. Çok zor. Anladım. Evet. Anladım. İnşallah. O da seni, sen canım desin, o sana canım çıksın demez. Evet. İnşallah. Diğer, sen de anneni babanı saygılı sev, değil mi yavrucuğum? Tamam. Öyleydi. İnşallah uğrarız teyze. İnşallah. Şimdi yolumuz uzun. İnşallah gideceğiz bir düğüne. Davetliyiz. Allah'a emanet. İyi bakın. Siz de. Hayırlı günler. These are hazelnut trees. Came to the center and we're gonna go to a wedding today. We are invited. Since it's not very far and the streets of Akçaabat are very narrow, we decided to use public transportation. And it also helps you to feel the city more, I think. We get off at Yıldızlı. We are looking around a bit early for the wedding. They have beautiful big apartments, but too much altogether. And it's really expensive. You see all the way up, too many houses. And I just checked the prices. It is about 1.5 million Turkish liras. One old house stands up. Ekstrem büyük firmalar hala. Akçaabat is famous for its special garlic köfte. I was looking for a small place to eat dinner, and they recommended a köfte house called Komaroğlu. So with the help of Google Map, we end up in a narrow, small street. To be honest, first we were not sure if we can eat here, but we wanted to give it a try. Kolay gelsin. Sağ ol bacım, hoş geldin. Siparişimizi verdik de çekmek istedim ama müsaitsin. Çok kardeşim, ne demek ya? Ne ama ocağın daha harlayan mı? Nedir? Köftede sadece sarımsak mı var? Sarımsak ve ekmek. Evet, yani şey yok, soğan yok. Soğan yok, hiçbir şey yok. Sadece sarımsak ve ekmek. Başka tuz işte, baharat olarak da sadece tuz. Sayenizde biz de iş yaparız ha. Önce Allah'a... Bak Ömür Akkor diye bir vatandaş varmış, kitapçı, yazar. Adam geliyor diye biz Ömür Akkor'un kitabına baktık da geldik diyor. Vallahi derim ha, ben sana ne derim? Yarın da seni diyecekler, senin ismin ne? Ayşenur Altan. Ayşenur, sen sanki yabancı gelmedin bana ismin ha. Olabilir. Hoş geldin. Aynen, çok meşhurmuş. İnternette görerek geldim. Güzel, afiyet olsun. İnternetsiz de bulunacak gibi değil burası yani. İyi yapıyorsunuz ki geliyorlar yani. Yoksa yeriniz şey çünkü garip geldi biraz açıkçası. Ya, Türkiye'de her malın alıcısı vardı. Bize rahat eden, kendiyle barışık insanlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri ha bu sonradan görmelik diyeyim kabaca. Samimiyetimle söylüyorum. Aynen, şimdi abinin senin hanım mı bu? Diyor ki abim ya hanım diyor getireyim seni bir köfte yemeği diyor. Komaroğlu diye bir yer var. Kakayık yalı benim yanım dedi abile hanım yana. Komaroğlu Komaroğlu ha buraya mı getirdin beni? Çünkü onun aklında amaç köfte yemek değil. Görsellik. Samimi söylüyorum, o çok büyük sıkıntı abi. Aynen. Çok büyük ekonomik rahatlık var, insanlar sadece nankör diyorum. Başka konular ne alakası var? Beni taşıyorsunuz siyasete, yiyor yemiyorsunuz. Ben İstanbul'da geliyorum, yemeğimi burada yiyorum. Vallahi öyle diyeceğim, ben Belçika'dan yapmadım. Oo, var mı arttıran? Her yerine var ya. Tayland'dan geliyor adam, Japonya'dan geliyor. Yani bize gelmiyor, Akçabat'a geliyor da gelmişi gel rastgele giriyor. Chef Muharrem Usta, we're gonna make the piyaz now. It has only beans, green leaves and onion. Tabii sosu da var. Tabii yağ var, limon var. Tamam, onları göreceğiz. Bu böyle marulumuz. Açayım onu. We are cooking the akçaabat köfte. It has 10% fat in it, 10% bread, garlic, salt, meat and bread. Evde yapabilir miyiz? Hayvan ürünleri yerini kullanıyoruz. Biz onu yapma şansı yok. Ne kadar yakışmış ya? time to taste. As I said, it has only garlic in it, so it makes it really different. The local meat, it's very soft. I'm gonna also get from the piyaz. Let's mix it. This is really their specialties. They also make it with some tomatoes and other stuff, but this is the traditional one. Bismillahirrahmanirrahim. Very good. They serve it with regular rice pilav, plain. The rice is really good too, the pilav. And of course, another tradition is to drink ayran drink, which is diluted yogurt and salt. That's it. The perfect combination. Artık babam iyi çünkü açlıktan öldü. He cannot stand anymore. I'm gonna now taste the mezgi tava. It is coated with corn flour only. It's really delicious. Okay, we are with Metin Usta, Ilhan Usta's brother. He really welcomed us very well, so I want to thank him so much, and I'm gonna just ask a couple of questions in Turkish. Çok teşekkür ederiz, çok güzel ağırladınız. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için İstanbul'dan. Özellikle etin belli bölümleri, hani hayvanı kullanıyorsanız nereye? Kol, kaburga, ut, mesela gerdan renk versin diye hepsini karma yapıyoruz. Gelenler hep memnun zaten bizim yaptığımız köfteden. Bu arada ben Kastamonluyum. Sarımsak Kastamonlu mu yoksa? Evet evet, Kastamonu. Evet, tamam, güzel, o da güzel. İkisi birleşmiş oldu, güzel evet, oldu. Evet. Güzel. Evet. Her şey çok güzeldi. Özellikle sütlaç da harika gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Tamam. Yine sizi Trabzon'a inşallah beklerim. Sizi yaylalarla beraber gideriz, yayla bir çekersiniz orada inşallah. İnşallah bir gün onları yapacağız. İnşallah, hep beraber. İsteriz. So I hope you enjoyed my friends, all the delicious food. Okay, thank you.